Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımı yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte toplam 5000 TL bütçeyle A04S alırsak mutlu olur muyuz, olmaz mıyız? Yani almaya değer mi, ona bakacağız. Buyurun bakalım. Öncelikle bu videonun hikayesinden bahsetmek istiyorum. Yani şu an piyasada bulabileceğimiz en uygun fiyatlı telefonlar artık 5000 TL baremine doğru yaklaştılar. Elimde tutmuş olduğum A04S ise nispeten yeni bir cihaz arkadaşlar. Yaklaşık bir 5-6 ay önce çıkmış. Bu bir yana piyasada da çok fazla tutulan bir cihaz. Yani marketlerde orada burada en çok satılan cihazlardan bir tanesi. Bu arada arkadaşlar hemen şunu da ekleyeyim. Kesinlikle reklam içeriği değildir. Telefon gittim, kendim buldum, kendi kendime çekiyorum yani. Gelin devam edelim. Öncelikle bu fiyat bareminde en önemli olan şey bence hani telefonun teknik özelliklerinin, performansının ve pilinin ne durumda olduğudur. Kamera bence biraz ikinci planda kalmalı bu fiyat baremleri için. Batarya anlamında ne vaat ediyor cihaz, hemen onu size söyleyeyim. 5000 mAh'lik iddialı bir batarya oranı var. Zaten kutunun içerisinde 15 wattlık şarj adaptörüyle birlikte de geliyor. Gayet hızlıca kendisini şarj edebiliyorsunuz. Yani özet olarak bu 5000 mAh'lik batarya arkadaşlar gün içinde sizi üzmeyecektir. Tabii bu durum telefonu kullanma alışkanlığınıza, kullanma yoğunluğunuza göre de farklılık gösterir. Şimdi günde 10 saat oyun oynuyorsan 5000 mAh seni zaten vaat ettiği süre değil, çok daha kısa sürelerde götürür. Ama normal bir telefon kullanıcısıysan bence 5000 mAh'lik bataryası geçerli bir tik işareti bu bütçe için. Bunun haricinde telefonun RAM'i 4 GB depolama alanı, 128 GB depolama alanını SD kartla 1 TB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Fakat şimdi burada benim ziller çalmaya başlıyor. Nerede çalmaya başlıyor değerli arkadaşlar? RAM'lerde. Bu anlamda telefonu gündelik kullanımda da test ettim diyebilirim. Hani çok uzun bir süre bende değildi. Fakat en azından stokları çekerken menülerde gezdim. Onu yaptım, bunu yaptım. İşte 10 dakikalık bir oyun testi yaptım. Oyun testinde PUBG'yi kullandım. Şimdi telefon kasıyor mu kasmıyor mu oralarda göreceğiz. Bunu da yorumlayacağım. Fakat daha dakika bir gol bir 4 GB'lık RAM. Ya bence cihazda uzun vadede Android'in şişme riskinde hesabı katacak olursak biraz problemli. İşlemcisi ise Octa-Core ve 2 GHz bandında çalışıyor. Gelin şimdi isterseniz bir oyun testimize başlayalım. 10 dakikalık PUBG oyun testimize. Hem bir değerleri görelim, ne kadar ısınacak ve ne kadar şarjı gidecek. Hem de sonuçlardan sonra tekrar burada buluşalım. Şimdi oyun testimiz sona erdi. Hani değerleri gördük. Telefon işin açıkçası bu oyun testi kısmında beni biraz şaşırttı arkadaşlar. Çünkü kendisinin çok takılmasını ve çok kasmasını bekliyordum. Fakat hani o ilk oyuna düştüğünüz haritadaki kasmalar ve ilk yüklenme anındaki takılmaları saymazsak telefon oyundayken beni üzecek herhangi bir sonuçla karşılaştırmadı. Bu anlamda şaşırdım. Harbiden sıkıntılı bir durum bekliyordum yani. Bir diğer anlamda kendisiyle kafama göre işte uygulama açma, kapatma, arka plandaki uygulamaları kapatma, orada gezme, burada takılma gibi test de yaptım. Bu süreçlerde de bu fiyat baremindeki Android telefonları neredeyse tümünde görülen arada bir takılma meselesinde yaşadım maalesef. Yani pürüzsüz bir telefon deneyimi değildi. Ha şöyle miydi peki? Ya çağdaş telefonu hiç mi kullanamayız? Hayır canım, o kadar değil. Ben pürüzsüz değildi diyor. Ama mesela YouTube'da bir şey ararken yine bu fiyat baremi Android cihazlarda çok fazla görülüyor arkadaşlar. Klavyede takılma vesaire vesaire gibi sorunları maalesef yaşadım. Bunlar işte hep o 4 GB RAM yüzünden oluyor. Bir 6 veya 8 GB olsa bu cihazın RAM'i tam hakkında olacak. Ama şunu da tekrar belirtiyorum, hani bütçeniz budur, bu telefonu da almak istiyorsunuzdur, hoşunuza gitmiştir. Çok böyle kafaya takılacak bir takma vesaire vesaire sorun yok. Diğer muadilleriyle neredeyse aynı seviyede diyebilirim. Fakat hani çok oyun oynanmayan, çok ağır işler yapılmayan, hani ben alo diyeyim, gündelik ihtiyaçlarım karşılasın, Instagram'a gireyim, arada PUBG'de oynayayım diyorsanız da sizi üzmez. Şimdi burada oyun testinden çıkmışken hemen ekranından bahsetmek istiyorum. Ekranımız HD Plus arkadaşlar, yani 720x1600'lük bir çözünürlüğü var. 6.5 inç ve LCD bir panele sahip. Şimdi ekranı bir kenara koyalım. Bunlar normal standart özellikler. Fakat ekranda şöyle bir pozitif durum var. Ekran 90 Hz arkadaşlar. En azından ekranın 90 Hz olması hem telefonu günlük kullanımda böyle bu tarz hamleler yaptığınızda hem de oyun zevki anlamında telefona bir artı puan katıyor. Artı puanımız 2 oldu. Bir tane eksiğimiz var, RAM. Şimdi teknik özellik ve performans kısmını bir kenara koyduk. Umarım çok karışık anlatmamışımdır. Fakat zaten sıramız kameralara geldi. Arkada üçlü kamera dizilimi, önde ise tekli kamera dizilimi var. Face ID'miz var. Bu arada bunu da hemen belirteyim. Üçlü kamerada üstteki
2, derinlik 2 megapiksel f2.4 diyafram değerine sahip. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 diyafram değerine sahip. Bir de makro kameramız var. O da 2 megapiksel f2.4 diyafram değerine sahip. Ön kameramız ise 5 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip. Şimdi her şey bir yana ben bu makro lens olayını çok seviyorum. İlk bunlar böyle küçük küçük harici satıldığında da çok seviyordum. Bu anlamda telefonu evde bulunan kepekli ekmekle birlikte test ettim değerli arkadaşlar. Makro lens sonuçları fena değil. Hani böyle daha düzgün bir ışık olsa belki daha iyi sonuçlar çıkabilirdi. Fakat ışığım da çok yetersiz değildi, onu belirteyim. Sonuçları zaten ekranda şu anda görüyorsunuz. Bu makro lens olayını seviyorum. En azından telefon elinizdeyken oynayabilecek bir unsur oluyor. Benim hoşuma gidiyor yani. Gelin geçelim artık fotoğraflarımıza. Fotoğraflar değerli arkadaşlar yine beni şaşırtan sonuçlardan bir tanesi oldu. Çünkü yine bu fiyat bareminde, yani uygun fiyatlı telefonlar bareminde kameralar hep aşırı üzücü olurlar. Fakat cihazın kameraları ortamın ışığı düşük olmasına rağmen bence çok kötü değil. Hani bu arka planı bulanıklaştırma işini buradan müdahaleyle yapabiliyorsunuz. O biraz böyle çok böyle harika olmamış. Ama bunun haricinde hani Çağda çektiğimiz fotoğraflar internette orada burada çalışmaz mı? Vallahi çalışır bence abi. Hani onu açıkça söyleyeyim. Çok kötü. Aman Allah'ım. Hiçbir ara bu fotoğrafları gösterme. Kesinlikle insan işte çıkarma denecek bir performans söz konusu değil. Ama şunu belirteyim. Bu telefonu aldığınızda ya bir kamera telefonda değil arkadaşlar. Video tarafında da şimdi onu zaten teyit edeceğiz. Arka kameramız 1080p videoları 30 karede çekebilirken ön kameramız 720p videoları yine 30 karede çekiyor. Video performansı da çok harika değil. Ama yine işinizi görebileceğiniz seviyede. Bu arada işinizin ne olduğuna da bağlı. Hani böyle anı, aile çekimleri, işte böyle eş dost, arkadaş ortamı falan filansa zaten herhangi bir kameranın olması da bana soracak olsanız yeterli. Ama bir tık üst seviye işler yapmak istiyorum vesaire vesaire diyorsanız zaten bütçenizi bayağı bir yükseltmeniz gerekiyor. İşte gündüz çekimleri tabii ki de düşük ışıkta olan çekimlere göre daha iyi sonuçlar veriyor. Bu anlamda kameranın çok bence geçersiz bir yanı yok. Şöyle bir toparlayayım kamera meselesini, bir geçerli bir geçersiz deyip durdum. Toparlamış olayım aynı zamanda. Arkadaşlar bir kamera telefonu almadığınızı biliyorsanız ve kamera sizin için çok böyle önemli, vazgeçilmez bir şey değilse bence gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ama biraz kamera takıntınız varsa belki piyasada bu bütçeyle daha iyi kamerası olan cihazlar bulabileceğinizi düşünüyorum. Ama bu da fena değil. Gayet çalışır. Bunun haricinde başka bir şey cihazla ilgili diyecek miyim? Demeyeceğim. Gelin isterseniz sonuç kısmına geçelim. Şimdi arkadaşlar eğer oturup doğru konuşalım. Cihaz benim elime ilk geldiğinden yani hissettiklerim ve karşılaşabileceğim sonuçlardan farklı sonuçlar verdi bana. Kamerası fena değil. Kötü değil. Oyun performansı tırt değil. Menüde falan filan o kadar çok fazla da takılmıyorum. O zaman bir fiyat performans telefonu istiyorsam ve ben telefonu işte WhatsApp olsun abi, Instagram'a gireyim, arada bir çektiğim fotoğrafları Instagram'da paylaşayım. Bir de yani sonuçta telefonumuz var, oyun da oynayabileyim diyorsanız bu telefon sizi üzmeyecektir. Gündelik kullanımda gayet bütün işlerinizi çözebilecek bir cihaz. Son sözüm bu. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Hani bu bütçeye ben onu almam, şunu alırım dediğiniz bir telefon var mı? Başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.